illerimizde yaşam şartları her ne kadar zor olsa da, yerel yönetimler hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Ağrı Yücekapı Belde Belediyesi de Başkan İlhami Zeyrek'in önderliğinde adeta yeniden inşa ediliyor. Yücekapı halkına hizmette sınır tanımayan Başkan Zeyrek'le projelerini konuştuk. Başkan İlhami Zeyrek göreve geldiğinde sadece Yücekapı'nın çevresini değiştirmekle kalmamış, istihdama yönelik çalışmalar da gerçekleştirmiş. Biz beldemizi bir enkaz halinde aldık. Rabbime şükürler olsun. Gerek devletimizin gerek de başbakanımızın gücüyle biz bunların üstesine gelmeye başladık. İller Bakanlığı'ndan aldığımız desteklerle şu anda bizim merkezin içindeki olan yol genişlemesi, ana yol olan eskide 4 metre genişlikte olan bir yolu şu anda 14 metreye çıkarttık. Aldığım zaman nüfusumuz 2590 idi. Şu anda bayağı yükseldi. Peki burada halkın geçim kaynağı nedir başkanım? Tarım mı? Hayvancılık mı? Biraz evet. Değinir misiniz? Buradaki halkımızın %90'ı tarımcılıktır efendim. Hayvancılıktır. Evet. Tarım bizde burada. Buğda, arpa, nohut, fasulye. Hayvancılık büyükbaş, küçükbaş hayvancılıkla geçiniyor. Rabbim nasip ederse seracılığa tam olarak başlayacağız. Geldiğimizde beldemize günde sadece 7 saat biz su veriyorduk. Şu anda Rabbim nasip ederse 24 saat. İller Bankası'ndaki gelirimiz bayağı düşük. İller Bankası'nda bu yıl bize boru hibesinde bulundular. Kendilerine teşekkür ederim. Biz de bu yıl Erzurum Belediyesi Mehmet Sekman Bey'e teşekkür ederiz. Cazibeli suyumuzu inşallah onun yardımıyla beldemize kavuşacağız. Allah izin verirse biz kum ocağı düşünüyoruz. Bir ekmek fırını düşünüyoruz. Yanında da beldemizde bir lokanta yok. Yani o gibi şeylerle inşallah bu yıl 2015 yılı içerisinde hizmete sunacağız halkımıza. 10 yıl içerisinde elektrik borcumuz 476 bin liraydı. Biz göreve geldiğimizde biz sadece 76 bin lirasını ödüyoruz. Şu anda her ayda 10 bin lira biz ödüyoruz. Bana gelen İSKAK'ta biz 12 bin lirası kanalizasyona, diğer şahsı olan borçlara ödüyoruz. Yalnız eğer Rabbim nasip ederse biz bu kum ocağımızı, ekmek fırınımızı, iş yerlerimizi devreye koyarsak inşallah güzel bir getiri getirir. 15-20 tane insan da istihdam sağlarız. Bizim sosyal alanda inşallah bir spor tesisini kurmaya çalışıyoruz. İnşallah futbol takımı kuruyoruz gençlere. Gençlerimizin tabii ki burada iş istihdamı üzerine fazla çalışıyoruz. Ben güneş enerjisini düşünüyorum. İnşallah benim hayalim o. Gereken devlet desteği olsun, büyüklerim desteği olursa. Eğer onu kurabilsek, yani gerek beldemize büyük bir imkan sağlarız. Bizim şu anda doktorumuz, hemşiremiz şu anda sağlık ocağımızda mevcut. Allah-u Teala Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O imkanları doğuya çok güzel verdi. Burada amacımız sadece göçü önlemek. Tabii ki bir hizmet için, bizim partimizin amacı biz hizmet. Hizmet için geliyoruz. Evet. Doğu'nun bizim tabirimizle hizmetkar olarak bizim milletimize geldik. Hizmet yapmaya geldik efendim. Evet. Hükmet büyüklerime ben bunu duyurmanızı istiyorum. Buyur. Doğu'da bizim en başta gelen istihdam. İstihdam problemi çözülürse ne dağa çıkma olur, ne şu olur, ne bu olur. Ben gereken büyüklerimde ricam şudur, fabrika kursunlar doğaya, istihdam yaratsınlar. Evet sevgili seyirciler, hep birlikte Ağrı ilimizin Yücekapı Belde Belediyesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Burada değerli başkanımız gerçekten gecesiyle gündüzüyle çalışmaları ve mücadelesi sürüyor. Burada sizlerin arkamızda görmüş olduğu gibi inşaat devam ediyor. Bakalım bu inşaat nedir? Nedir efendim bu inşaat sayın başkanım? Öncelikle hoş geldiniz. Gördüğünüz inşaat geçen sene biz göreve geldiğimizde temeli atıldı efendim. Burada ekmek fırını olarak yapıyoruz. Yan 4 tane dükkanımız var inşallah. Yan tarafında lokanta vesaire, yani iş yeri olacak şekilde. Üst katında da düğün salonumuz. Daha üst katında da belediye hizmet binası olarak 3 katlı olarak faaliyete geçecek inşallah. De-
Değerli başkanımız burada, bu gördüğünüz alanda arkamızda Şıran Deresi akıyor, şelaleden anlamında şelale demekmiş. Buradan alacağı kumları burada şantiye yapacak. Bakalım bu şantiyenin amacını ne amaçla kuracak, kendisinden dinliyoruz. Burada kuracağımız şantiye 15 tane, 15-20 tane insan istihdam edecek. Gördüğünüz yerde kum çakıl alacağız. Burada gereken işlemlerde silo yapılıp ondan sonra vatandaşlarımıza, halkımıza Ağrı'ya, Ereşkit'e satmayı düşünüyoruz. Belediye başkanlarımızda biz yardım talep ediyoruz yani. Burada büyük belediyelerden yardım bekliyoruz. Çünkü bizim belediyemizden gelir getirici hiçbir kaynağımız yok. Gereken maddi desteği biz alabilsek bunu 45 gün 50 günde bitiririz inşallah. Mesire alanı nerede? Mesire alanı şu gördüğünüz santiyenin yan tarafından, şu arka tarafından ağaçlık olan yere. Kaç dönüm arazi? 149 dönüm. İnşallah orada bir mesire alanı yapmayı düşünüyoruz. Kültür Turizm Bakanımıza teşekkür ederim. Biz de destek veriyor. İnşallah desteğin devamını istiyoruz biz. Mesire alanı için bir kısmını, paranın bir kısmı, maddenin bir kısmını bize göndermiş. Diğer bir kısmını da biz talep ettik. İnşallah onu da göndeririz.